Yıl 1931. Kıbrıs kaynıyordu. Rumlar yıllardır süregelen Yunanistan'a bağlanma taleplerini gerçekleştirmek umuduyla İngilizlere karşı isyan başlattılar. Lefkoşa'da vali konağını bastılar ve yaktılar. İngiliz sömürge yönetimi bu ayaklanmayı bastırdı ve bazı yasaklar koydu. Rumlar için getirilen bu yasaklar Türklere de uygulandı. Bu tedbirlerin başlıcaları arasında siyasi partilerin kapatılması, her türlü siyasi faaliyetin durdurulması, basına sansür getirilmesi bulunuyordu. En önemlisi de Türk ve Yunan milli tarihlerinin okutulmasının, milli günlerin kutlanmasının, milli maçların söylenmesinin yasaklanmasıydı. ...1931'de Rumların Enosis isyanı nedeniyle İngilizlerin empoze etmiş olduğu çok ağır yasalar ve almış olduğu tedbirler Türkleri de kapsadı. Genelde artık biz Kıbrıs Türkleri değildik, Kıbrıs Müslümanları olduk. Rumlar Kıbrıs Hristiyanları dendi. Bayrak yasağı, kitaplar, okuma kitapları Türkiye'den gelirdi. Okuma kitapları da yasak edildi ve Kıbrıs'ta her sınıf için okuma kitapları hazırlandı ilkokullar için. Bu kitaplarda milli hiçbir şey yok. Zeytin ağacı, harp ağacı, çiftçinin hayatı vesaire gibi şeyler. En önemlisi tabii bayrak hasretiydi. Okullarda hiçbir zaman Türk bayrağı olmadı. Onların yerine İngiliz bayrağı asılmıştı. Sınıflarda da aynı. Bizim büyüklerimizin yerine mesela örneğin Mustafa Kemal Paşa'nın, İsmet Paşa'nın o günlerin büyüklerimizin yerine İngiliz kralının ve kraliçesinin fotoğrafları bulunmaktaydı. Çocukluğumda ilkokulu İngiliz sömürge döneminde okudum. Bir köyde, Yiğitler Köyü'nde öğrenciyim. O yıllarda, ilk yıllarda, yıllarında hele yani 40'lı yılların başlarında hatırlıyorum. Öğretmenimiz o zaman cumartesi günleri de ders vardı öğleye kadar. Cumartesi öğle paydosundan sonra bizi okul binasının önüne çıkarır ve göndere İngiliz bayrağı çekerdik. Pazartesi sabah da indirmek için. Ama onunla da kalmazdık. Tek öğretilen bir marş vardı bize. İngiliz Milli Marşı. O İngiliz Milli Marşı'nın eşliğinde İngiliz bayrağını göndere çekerdik. Hala aklımda. Şöyle o marş şöyleydi. Yaşa kralımız, yaşa hakanımız, çok çok yaşa. Çağın mesut olsun, ün ve zaferle dolsun. Hakanlığın sonsuz olsun, çok çok yaşa diye söyler ve pazartesi sabahleyinde aynı marş eşliğinde indirirdik. Ama hep içimizde bir duygu vardı. Hep içimizde Türk bayrağına olan özlem vardı. 1878'de adaya geldiğinde İngilizlerin ilk işi Türk bayrağını indirip yerine İngiliz bayrağını çekmek oldu. Kıbrıs Türk halkı bu olaya rağmen bayrağından kopmadı. Ay yıldızı olan tutkusunu, bayrağını olan özlemini yaşantısından hiç eksik etmedi. Evlerinin kapılarındaki kilit taşlarına ay yıldızı işledi. İş yerlerini ay yıldızla açıp ay yıldızla kapadı. Sofralarında ay yıldızı tabaklarda yemeklerini yedi. Lise öğrencileri ay yıldızla müzik yaptı. Okul gösterilerinde bu özlemi giysilerinde yansıttı. Gölge oyunundaki zennelere ay yıldızlar eklendi. Oh, hay hak! Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence, aman aman aman! Karagöz Kıbrıs'ta çok tutulmuş,
çok sevilmiş. Zaman içerisinde de gerek şive, gerek oyunlar bakımından bir takım özellikler kazanmış. Oynatılan tasvirler, suretler yani figürler de zaman içerisinde bir takım değişiklikler göstermişlerdir. Bunlar içerisinde en büyük dikkatimi çeken benim zenneler olmuştur. Karagöz oyununda hemen bütün kadın suretlerine zenne denir. Bazı istisnalar olmakla birlikte genelde bütün kadın figürleri zenne diye adlandırılır. Araştırmalarım sırasında elime geçen bir zenne sureti var ki bu dünyada tektir ve eşi bulunmazdır diye düşünüyorum. Zenne adını da değiştirmiş ve Kıbrıs'ta hanım kız veya Sümbül hanım diye anılır olmuştur. Zennenin en önemli özelliği hem alnında hem tepesinde gayet belirgin biçimde ay yıldız olmasıdır. Acaba dedim kendi kendime, neden hem alnında hem tepesinde bu kadar belirgin ay yıldız var ve hiçbir zennede, ne Türkiye'deki ne buradaki hiçbir zennede böyle bir şeye rastlanmıyor. Kısaca söylemek gerekirse bu ay yıldızlar Sümbül Hanım'ın yahut da hanım kızın başındaki ve alnındaki ay yıldızlar Kıbrıs Türk insanının ay yıldıza olan özleminin bir sonucudur. 1938'in Haziran ayında çok önemli bir olay yer alır. Hamidiye gemisinin Magosa limanına demir attığı haberi Kıbrıs'ın dört bir yanına yayılır. Ve o zamanki kısırlı koşullarda herkes önüne gelen aracı atlayıp Magosa'ya doğru yol alır. Magosa limanı mahşer gibi, baştan aşağı kalabalık. Halk birbirini itiyor. Bütün hedef gemiye girip orada çekilmiş bayrakların altında olabilmek. Ama tabii görevliler o kadar insanın gemiye girmesine izin veremezlerdi. Nihayet gençlerden 3-4 kişi orada buldukları bir sandala atılırlar ve sandalı gemiye doğru yaklaştırmaya başlarlar. Nereye gideceklerdir? Gemide bir bayrak dalgalanır. Bayrağın gölgesi denize düşmekte. Bütün gayeleri o bayrağın gölgesine gidip sığınmak. Gemiye o denli yaklaşıyorlar ki yukarıdaki görevli düdük çalarak bunları uyarıyor. Diyor ki gemiye çok yaklaştınız, uzaklaşınız yasaktır. Bunlar da cevap veriyor. Bizim bayrak altına gelmemize izin vermediniz. Müsaade ediniz de hiç olmazsa bayrağın gölgesine sığınalım. Yukarıdaki görevli sesini çıkarmamış ve onlar da orada istedikleri kadar o bayrağın gölgesinde kalmışlardır. O günleri yaşamış olanlar, bayrak hasreti nedir? Türkiye'nin hasreti nedir? Ne zaman gelecekler, bizi ne zaman kurtaracaklar diye bunları konuşurduk. Biz aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Girmeden yol bağladık Anadolu'ya. Şanlı ordumun Kıbrıs'ta bir zaferi var.
dost musun, düşman mısın? Al şu dersini. Yoksa bildirmek kolay sana haddini. Dost musun, düşman mısın? Al şu dersini. Kıbrıs Türkleri bugün kendi devletlerine, kendi bayraklarına kavuşmuşlardır. Biz Türk bayrağından ayrılmak istemedik. Devlet olduğumuzda, ayrı bir devlet bayrağı yapmak istediğimizde sadece renkleri değiştirmek suretiyle Türk bayrağından ayrılmadık. O iki paralel çizgi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anadolu arasında köprülerdir. Ordusuyla milletiyle bir bütünüz biz. Vatan için göz kırpmadan can veririz biz. Ordusuyla milletiyle bir bütünüz biz. Vatan için göz kırpmadan can veririz biz. Tarihimde her sayfa zaferle dolu. Barış için savaşan büyük Türk'üz biz.